Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz sık sık ekranlarınıza getiriyoruz tabii ki bu açıklamalar yapıldıkça. Kredi kartlarında çeşitli ürünlere taksit imkanı verildi. Çeşitli ürünlerde ise taksit sayıları artırıldı ama liste uzun, kafalarda karışıyor haliyle. Bakalım hangi ürünlerde taksit sayısı ne olmuş, ekranlarınıza taşıyalım. Vatandaşın arzu ettiği ürün ve hizmeti uzun vadeye yayarak satın alması artık mümkün. Çünkü kısa adı BDDK olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vatandaşa ve piyasaya destek için bazı kredi ve kredi kartı vadelerini uzattı. BDDK'nın en dikkat çekici düzenlemesi ihtiyaç kredilerindeki vade sayısının 36 aydan 60 aya çıkması oldu. Şu an en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı %1.59. İhtiyaç kredilerindeki vade 36 aydan 60 aya yükseldi. BDDK aynı zamanda bazı teknoloji ürünlerinde kredi kartıyla taksitli alışverişte 6 ay olan taksit sayısını 12 aya yükseltti. Peki vatandaş hangi ürünleri kaç taksitle alabilir? Telefonunu 3500 liranın üstündeki bir akıllı telefonla değiştirmek isteyenler bir yıla kadar taksitten yararlanabilecek. Daha önce bu 6 ayla sınırlıydı. Tablet hariç bilgisayar ve beyaz eşyalar bu kategoride. Eğitim, sağlık harcamaları ve taşımacılık ödemeleri de 12 ay taksitlendirilebilecek. 3000 liranın altındaki televizyonlar için taksit sınırı 9 ay. İç turizmi canlandırmak için yurt içi uçak ve seyahat harcamaları 9 ayda ödenebilecek. Vergi ödemeleri de bu kategoride. Peki 6 ay taksitler nerede geçerli? Yurt dışına gidişi özendirmemek için ülke dışına uçuşlar ve konaklamalar 6 aya kadar taksitlendirilebilecek. Tablet alımları, kulüp ve dernek ödemeleri de bu kategoride. Taksitli alışverişlerin yanında bir de taksit yapılmayan alışverişler var. Bunlar arasında yine ilginç olanı, yurt dışında yapılan harcamaların ülke içinde yapılmasını özendirmek için kartla yurt dışında yapılan harcamalara taksit yok. Altın, gıda, akaryakıt, kozmetik, haberleşme ve ofis malzemeleri alışverişinde de taksit yapılmayacak.